Merhaba arkadaşlar. Anlatan Adamların bu bölümünde dünyanın en büyük ve en güçlü motoru olan RTA 96C'yi anlatacağız. 109.000 beygir güç üreten bu motor nasıl çalışıyor? Özellikleri neler? Bunlara bakacağız. Evet, yanlış duymadınız. 109.000 beygir. <laughs> Bahsedeceğim motorun adı RTA 96C ve videonun başında bahsettiğim gibi dünyanın en güçlü motoru. O yüzden bu videonun içinde bazı yerlerdeki sayılara yalan söylüyor. Ya yanlış söyledi bu sayıları falan gibi tepkiler verebilirsiniz ama sayıların hepsi doğru. Çünkü dünyanın en büyüğü ve en güçlüsü olunca sayılarda inanılmaz derecede büyük. 109 bin beygir üreten bir motora bakıyoruz. O yüzden her şey inanılmaz derecede büyük. Her şey inanılmaz derecede geniş diyebiliriz. Motora baktığımız zaman bu aslında iki zamanlı dizel ve gemicilikte kullanılan bir motor. Daha çok yük gemileri için kullanılıyor ve o kocaman, devasa gemilerin ilerlemesini sağlıyor. Ama 109.000 beygirine rağmen tabii ki büyük ve kocaman gemileri ilerlettiği için yaklaşık 50 kilometre hızda ilerliyor bu gemiler. Peki bu 109 bin beygirlik motorun diğer özellikleri neler? Dizel iki zamanlı dedik, tabii ki turbolu. Aklınıza gelebilecek en büyük turboyu düşünün. Düşündünüz mü? Çoğunuzun aklında muhtemelen şu an Japon arabalarındaki, muhtemelen Supra'lardaki o modifiye arabalarda gördüğünüz kıyma makinesi gibi şu boyutlardaki turbo aklınıza geldi. Ama öyle değil. Bu motorun turbosu yaklaşık bir insan boyundan daha fazla. Şimdi böyle olunca turbosu bu kadarsa bu motorun kendisi ne kadar diye düşünmeniz gayet doğal. Motorun boyu yaklaşık 13,5 metre. Uzunluğu ise 26,6 metre. Devasa bir şey yani. Yaklaşık 25.6 bin litre hacminde. Evet tekrar söylüyorum. 25.6 1000 litre hacminde yani bizim işte 2 litre motorlar, 3 litreler, 5 litreler falan varken bu motor 25.000 no litreden daha büyük. Kocaman. Evet. E tabii ki şimdi dizel severler hemen yüksek hacim, turbolu ve dizel. O zaman bunun torku inanılmaz olmalı. Evet yine absürt bir sayı. Aklınıza gelebilecek en yüksek torklu otomobil motorlarını düşünün. 1100-1200 Nm. Yeni çıkan elektriklerle birlikte torkun artık biraz daha yukarı taşındığını gördük. Belki 1500 Nm gibi şeyler düşünebilirsiniz. Bunlar dünyadaki en ekstrem arabalarda olan torklar. Bu motorda ise 7 milyon 600 bin Nm'den daha fazla bir tork var. Küsüratı söylemiyorum bile çünkü 7 milyon 600 binden bahsediyoruz. Artı 3-4 bin Newton metre torkun pek bir önemi kalmıyor. Devasa bir güç yani. Ve 14 silindirli bu motorun tek başına kendi ağırlığı zaten 2300 ton. Bu inanılmaz ağırlıkları taşımakla görevli. Gelin biraz daha teknik detaylarına bakalım. Motorun içine geçtiğimiz zaman pistona baktığımızda piston borunun yani çapının 96 santimetre olduğunu görüyoruz. Neredeyse 1 metre. Stroke yani pistonun yukarı aşağı hareketi ise 2,5 metre. Yani piston en aşağı noktadayken içine bir insanı koyarsanız muhtemelen o oradan çıkamayacaktır. Standart bir insanın yaklaşık işte 1.70 civarında bir boy olduğunu varsayarsak kollarıyla en yukarı uzansa bile bu sefer kendini çekmekte zorlanacaktır. Yani oldukça derin bir yerde hareket ediyor. Pistonun bir koluyla birlikte uzunluğuna baktığımız zamansa bu 6 metreye ulaşıyor. Ve bir tane piston 5,5 ton ağırlığında tabii ki 2300 ton ağırlığındaki bir motorun parçaları da bu şekilde ağır oluyor. Neredeyse bir somunu, bir civatası, bir vidası bile herhangi bir insanın taşıyamayacağı büyük değerlerdeyken pistonunun da Beş buçuk ton olması oldukça normal. Tabii ki bu kadar devasa sayılar olunca devirler düşüyor. Çok yüksek devir çevirmeniz, bu kadar yüksek kütleleri çok hızlı bir şekilde hareket ettirmeniz oldukça zor. O yüzden çok düşük devirlerde çalışan bir motor. En düşük devri yani rölantisi diyebileceğimiz devri 15 devir. Maksimumda 102 devir çeviriyor. Yani 120 devirde redline'ı var ama daha çok kullanım alanında 102 devrin üstüne çıkması önerilmiyor üretici tarafından. Yani VTEC severler, yüksek devir severler maalesef bu motoru sevmeyecektir o yüzden. Sadece 102 devire, devir çevirebilen bir motor. Bütün bunların karışımındaysa o yük dolu kocaman gemileri ve kendi ağırlığıyla birlikte olan bu gemileri 27 knot yani yaklaşık 50 km saatlik bir hızda su içinde götürebiliyor. Bütün bu genel teknik özelliklerinden sonra benim daha çok ilgimi çeken daha derinlemesine mühendislik kısımlarına bakmamız gerekiyor. Çünkü bunu standart bir otomobil ya da motosiklet motoruyla karşılaştıramazsınız. Bütün gereksinimleri oldukça farklı. Her şey bu kadar büyük olunca sadece motoru köşelerden çekip büyütmüşsünüz gibi büyüterek motoru yapamazsınız. Öncelikle her iki zamanlı dizel motor gibi bu motorda scavenging yoluyla hava alıp veriyor. Yani bu ne demek? Egzoz gazları aslında içeri giren temiz hava ile birlikte dışarı itiliyor. Doğal olarak bunu yapabilmesi için de turboya ihtiyacı var. Zaten o devasa turboyu videonun başında görmüştük. Ama şöyle bir sorun var. Motoru başlatırken ya da çok düşük devirde çalışırken turbo bu gereken yüksek basınca çıkamıyor. Bu aynı. Bizim daha önceki videolarımızda anlattığımız turbo buradaki versiyonu düşük devirde egzoz gazları yeterince üretilmediği için turboda doğal olarak o kadar yüksek basınçta hava gönderemiyor. Bunun için elektrikli turbo diyebileceğimiz aslında elektrikli kompresörler kullanmışlar ve motoru ilk başlatırken bunlar vasıtasıyla hava sıkıştırılıp pistonlara gönderiliyor. Daha sonra motor devri arttıkça Bunlar devreden çıkıyor ve turbo çalışmaya devam ediyor. Turbodan çıkan bu yüksek basınçlı hava daha sonra soğutuculara gidiyor. Yani arabadaki intercooler aynı mantıkta ama tabii ki buradaki soğutucular yine devasa kocaman motorun alt tarafına yerleştirilmiş bir şekilde bulunuyor. Ve sadece soğutulmakla kalmıyor. Çok yüksek miktarda hava geçtiği için motorun da çalışmasını etkileyeceği için soğutulduktan sonra bir de su separatörlerine gönderiliyor. Burada da motora gidecek olan havanın içindeki su ayrıştırılıp dışarı atılıyor. Yoksa silindirin içine girerse motorun verimini düşürüyor ve bu da istenmeyen bir durum. Bu su separatörü olayını normal binek araçlarımızda, motosikletlerde, arabalarda, kamyonlarda görmediğimiz bir şey. Burada denizciliğe özel kullanılmış bu devasa motor için yapılmış özelliklerden bir tanesi. Başka bir teknoloji değil ama Tasarımının getirdiği diğer bir farklılık ise şu: iki zamanlı olduğu için piston aşağı doğru hareket ederken yanındaki pistona hava basıyor. Bu bütün iki zamanlılarla aynı mantıkta çalışıyor aslında. Yani iki zaman aynı anda gerçekleşiyor, hem güç hem de sıkıştırma. Bunu yapmak zorundalar bir nevi çünkü. Bu buçuk ton ağırlığındaki devasa piston aşağı doğru hareket ederken en aşağı noktaya geldiğinde inanılmaz bir güç uygulayacak ve buradaki rulmanların üstüne çok fazla yük binecek. Hem krank mili hem yataklar hem rulmanlar üstünde aşırı bir baskı oluşturacak. Ancak havayı sıkıştırarak indiği için bu kuvvetler bayağı bir azalıyor. Doğal olarak hem uzun vadede düzgün çalışmasını sağlamışlar bu şekilde hem de bu tasarımın bir getirisi olarak Rulmanlar üstünde çok fazla yük binmiyor. Otomobillerden aşina olduğumuz Common Rail teknolojisi var. Yani yüksek basınçlı bir şekilde yakıt tek bir hat üstünde bulunduruluyor. Bunu da daha düşük yakıt tüketimi biraz daha düşük emisyonlar için yapmışlar. Doğal olarak yakıt tüketimi inanılmaz derecede fazla olan bu motorda bunu düşürmeye çalışmışlar. Ve tabii ki yine bu kadar devasa bir şey için yağlama çok önemli. İki farklı yağlama sistemi ve iki farklı yağ kullanıyorlar. Pistonlar için ayrı. Krank için ayrı. Pistonlar için olan bambaşka çılgınca bir şey. Çünkü pistonların alt kısmında delikler var. Tabi bu delikler yine kocaman. Ve alt kısımla üst kısım birleşirken arada yağ nozulları var. Yine neredeyse bir insan boyutunda olan bu yağ nozulları sürekli pistonun içine yağ püskürterek onun soğumasını sağlıyor. Bu yanma odasında gerçekleşen çılgın yanmaları pistonu soğutarak onun zarar görmesini engellemişler. Aynı zamanda çok fazla sıcaklık değişimi olmadığı için bu sayede herhangi bir pistona da kaplama yapmamışlar. Böylelikle ömrünü uzatmışlar diyebiliriz. Ama baktığınız zaman pistonun altına giren onlarca yağ nozulu var ve açıkçası Gördüğünce biraz ürkütücü duruyor bence. Sonuncu ve değişik özelliklerinden bir diğeri ise bu motorda kam mili yok. Alıştığımızdan farklı olarak her piston için bir tane egzoz valfi bulunuyor sadece. Emme için ayrıca bir valf bulunmuyor. İki zamanlı sistemlerde olduğu için orası aslında sadece bir boşluk ve turbodan gelen yüksek basınçlı hava girebiliyor ama egzoz için bir valve kullanmak zorundalar. Daha doğrusu bu tasarımda kullanmayı tercih etmişler. Ama egzoz için valve kullanmayı tercih etmişler. Tabii ki bu valfi de açıp kapatmak gerekiyor. Ama egzantrik mili gibi bir şey koymak da oldukça zor bu motorda. Çünkü motorun üstüne koysanız yüksekliği çok artacak her şey devasa olduğu için yine devasa bir eksentrik miline ihtiyacınız var. Belki metrelerce çapta. Alttan eksentrikli yapsanız bu sefer yaylarla açıp kapatmanız gerekecek. Bu da pek mümkün değil bu kadar büyük bir şeyde. O yüzden dışarıda hidrolik olarak kontrol eden ayrıca pompalar var. Bu pompalar elektronik olarak kontrol ediliyor ama hidrolik güç uygulayarak egzoz valflerini açıp kapatabiliyor. Yani aslında biraz zorlarsanız Koenigsegg'in free valve teknolojisiyle yaptığı şey burada hidrolikle birlikte çok daha büyük ölçekte zaten yapılıp kullanılmış. Belki de en yüksek teknoloji özelliği nedir dersek sanırım bunu sayabilirim. Kalanındaki her şey zaten çılgınca bir organizasyon istiyor. Çünkü bu motoru sadece tasarlamak değil, üretmek de gerekiyor. Bu parçaları üretecek CNC makinaları bulmak, bunları taşımak ve hatta hepsini geçtim. Sadece bu büyüklükteki malzemeleri bulmak bile oldukça büyük bir dert. Ve bunların hepsini aşıp bu kadar büyük, çılgın bir motor üretmeyi başarmışlar. Bu videoluk bu kadardı arkadaşlar. Bu motor hakkında sizin en çok beğendiğiniz özelliği nedir? Ya da bunun gibi videolar gelmesini ister misiniz? Bu konuda da yorumlarınızı aşağı yazmanızı bekliyorum. Videoyu izledikten sonra da beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı lütfen ihmal etmeyin arkadaşlar. Bu video hakkında veya anlatmamızı istediğiniz diğer konular hakkında isteklerinizi de yorum kısmına bırakabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere şimdilik hepiniz hoşçakalın.